Teşekkür ederiz efendim. Sakin Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi, iyiyim. Size de nazar değdiririm diye korkuyorum. Evet. Başımıza türlü dertler geldi. Ama çok güzel performanslarınız. Çok çok güzeldi, evet. Başlarken düşündüğüm gibi her şey yolunda gitseydi 2-3 tane 9000'in üzerinde, hatta 4 tane birden 9000'in üzerinde sonuç alabilirdik. Bundan sonrası ya siz ya Zeynep Hanım efendim. Hesabı yapmışsınızdır. 6 tane harf. Evet. 6'sını birden alırsak 4 saniye arttıracağız. Daha fazlasına da gerek yok. Hesabımızı bilerek ilerleyelim. Evet. Başlasın mı? Başlasın. Derin bir nefes. Ve işte geliyor ilk sorumuz. Düşünce, fikir, mütalaa, bu anlamlarda Yunanca kökenli bir söz. Yani en kökü o. İdea. Ne dersiniz? İdea. Ne güzel bir 400 puan kazanmışsınız böylelikle. Haydi buyurun efendim. Şöyle zerzevatlardan bahsedelim biraz. Yabani ıspanağın diğer adı neydi? Daha yaygın kullanılanı. Yemeğini yapıyoruz, dolmasını yapıyoruz. Dolmasını? Dolması. Pancar gibi değil de pazı. Pazı. Yerli yerine oturdu. Şimdi biraz eğilecek kendisi. İki kelimeden oluşuyor cevabımız, birleşik genellikle karşımıza çıkıyor. Görelim nasıl sorulmuş. Lokanta ile eş anlamlıdır. Parasız yemek dağıtılan yerler içinde. Nedir? Aşevi. Oldu, bitti. 1300 oldu böylelikle kasa. Yenisi geliyor efendim. Sıkıntı çekeceğinizi düşündüğüm bir soru değil açıkçası. Bir bakalım şöyle. Diyaloğa dayalı sınav yöntemi. Sözlü. Oldu, bitti. Ne güzel geldi size efendim. Altı harfli cevaplar var karşımızda. Yine batı kökenli bir kelime, Fransızcadan girmiştir dilimize. Çok dert yaratmayacak, merak etmeyin. Net bir soru. Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, kara kalem benzeri bir yolla yapılmış resmine? Portre. O kişinin portresi diyoruz. Burada kasayı 2400 puan çıkartan cevap oluyor. Yarısı mastar, takılmazsınız efendim burada. Buyur. Son 6 harfli cevap. Ocak veya baca için dumanı geri vermek. Tütmek değil de basmak. Dumanı geri vermek. Bazen insanın ilk düşündüğü doğrudur. Tütmek. Bacağı dumanı geri basarsa tütmeye başlıyor. Genellikle. Ya baca tütüyor dediğimizde hani bacanın üzerinden duman çıkıyor anlamında kullanılıyor. Ama yani geri basıyor dediğiniz gibi, dumanı geri bastığında daha tütmeye başladı deniyor. Kalmadı evet, artık doğru, ortalıkta doğru. Ya. Evet, şimdi evet. Kullanımı da ister istemez böyle bir genelleşmiştir efendim. Ama kaynakta yazan bu. Vallahi öyle. Geliyor yenisi. Sıçan otu veya zırnık da denen zehirli bir elementi soruyorum size. Arsenik. Hanımefendi, tebrik ederim. Açıkça söyleyeyim, bu ve bunun hemen arkasından gelen bu 14'lünün içerisindeki çıkıntı sorularda. Başında nasıl zaten arsenik böyle geçtim. Pıtır pıtır hepsini birden cevaplayarak ilerlediniz. Burada da aynı ritmi gösterdiniz ya, bundan sonra hiç korkum yok. Şu rütbeyi de bir halledin. Albay rütbesinin eski karşılığı? Miralay. Çok güzel. Tamam. 8 harfidir efendim, tek kelimeden oluşuyor. Sakin Hanım'ın sakince cevaplayacağı bir sorudur. Görelim. Fosilleşip değerli taş haline gelmiş reçin nedir efendim? Fosilleşip değerli... Bildiğiniz reçinenin evet. Fosilleşip taş haline gelmişi. O taş da değerli kömürü. Bir... Hayır. Şey. Yüzük taşı olarak da kullanılır. Akik. Hı-hı. Öyle bir şeydir akik. Ama akik yüz gibi değil. Bir harf alsam mı acaba? Alsak mı? Peki. Demedim şu an. Hadi alalım bir tane. Kehribar. Aha. Ben muhtemelen aklınızda vardır bu hikayesi diye düşündüm. Burada harf alacağınızı düşünmemiştim. Neyse efendim. O zaman... Aynısını tekrar ediyorum. Aşağıdakilerde harf almayacaksınız. Merak etmeyin. Bu tıpkı Ece Hanım'ı da yıkan yıkılmak sorusu gibi bir soru. Bir görelim. Cesaret, umut, onur gibi duygular için yok olmak, azalmak anlamında tükenmek. Kullanılan söz. Cesaretim tükendi, umudum tükendi. Kırılmak. Kırılmak. Cesaretim kırıldı, umudum kırıldı. Sonundaki 2 ile birlikte 9 harfli olmuştur cevap. Bu arada 2 dakika 13 saniyeniz var maşallah. Buyurun efendim. Maşallah dediniz ya. Herhangi bir sebeple zihin, bilinç ve duygularda yaşanan zayıflama.
Bunamak. Hayır hayır hayır, öyle demans gibi bir şey değil efendim. Hmm. Bir an yaşanan o böyle bir... Sersemlik. Ne diyeceksiniz? Sersemlik. Bak ben de değil. Ben... Tamam ben nazar değdirmiyorum, gördünüz yani. Geliyor yenisi. Müsaade ederseniz. Bu anlamda kalıplaşmış bir söz. Tek kelime. Müsaadenizle. Müsaadenizle. İzninizle. İzninizle. 900 puan daha. Batı kökenlidir. Ürküyorum. Yani ne kadar batı kökenlidir? Portre kadar, idea kadar. Hatta daha da yaygın kullanılır denilebilir. Bir bakalım efendim. Halk veya belli bir topluluk tarafından sevilir, iyi tanınır olma durumu. Bilinirlik gibi bir şey. Ama bu işte batı kökenli. Hmm. Bir harf alayım mı? 1,5 dakika var. Ama sizden sonra yarışacak kimse yok. İsterseniz 5 harf bile alırsınız. Bir tane alayım. Aldık bir tane, durdurduk. Durdurmasaydı. Evet. Hmm. Hani ben iyi tanınırım. Buralarda çok nokta noktayımdır. Ünlü. Batı kökenli. Hmm. Batı kökenli. Okulda ben çok nokta noktayım. Popüler. Yani o duruma nedir? Popülerlik. Popülerlik. Batı popülerite. Köken. Oldu bitti. Mansuzu. Biraz heyecan katalım dedik. Çok tek düze gidiyordu ya. Hadi bir harf alalım dedi Sakine Hanım. Bu da son sorusu, son cevabı. İki kelime efendim. İki kelime. Çok yaygın kullanılıyor diyemem. Ama karşınıza çıkmıştır. Kaç harf alabilirdim? 4. 4 tane harf alabilirsiniz arzu ederseniz. Ama zannetmiyorum. Buyurun bir bakın. Doğru olmayan, aslına uymayan, hakikate aykırı anlamlarında bir söz dizisi. İki kelime. Say. Hadi alalım. Harf alayım. Buyur. Bu söylediklerin yalan dememek için kullanılan bir tabir. Gerçeğe aykırı gibi bir şey. Ha gayet. Gerçek dışı. Ne diyelim? Gerçek dışı. Gerçek dışı diyelim. 9500 puan üzerine 1 dakika 8 saniye. Hafta finaline geldiğinizde, rakiplerinizle tanıştığınızda bunu söyleyin. Etkileyecektir efendim. Bir de kocaman bir alkışlayın. Şunu teslim edin. Müsaadenizle güzel günlerde harcarsınız, bizi hatırlarsınız. Ben de size teşekkür ederim. Teşekkür etmek istediğim başka kişiler de var. Zerrin Hanım çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Güzel, geleceğe yönelik planlarımız var. İnşallah gerçekleştireceğiz. Değil mi? İnşallah. Kesinlikle öyle. Haydar Bey de katılacak aramıza inşallah. Değil i̇nşallah. Mi hocam? Evet. Bunu ilk başlangıç olarak kabul ediyoruz. Sayın hemşerim, siyahlar içerisindeki apaydınlık hanımefendi, hayran kaldım. Teşekkür. İnşallah karşı karşıya geliriz İnşallah. Tekrar. Ece Hanım, güzel miydi, hoş muydu, eğlenceli miydi? Evet, çok eğlendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi de çok eğlendirdiniz. Çok da güzel yarıştınız. İyi ki gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Ama bir tane şampiyon gerekiyordu. Bence bir alkışı daha hak ediyor sakin. Sizi bekleyin. Ben bölümü kapatayım. Keyif aldık efendim. Sağ olsun yarışmacılarımız. Teşekkür ediyoruz kendilerine tekrar tekrar. İnşallah sizler de gelirsiniz buraya. Sizlere de teşekkür ederiz. İlginize zaten şimdiden teşekkür ederiz. Katılmak istiyorsanız da ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın.